14. lema 2. makam 1. sırda geçen Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere kainat ve alemin nüshayı musahharası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur vecdesini izah eder misiniz? Burası bu besmelerin sırları dehşet bir yer. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Üstadım diyor ki bana uzaktan uzağa göründü. Onları ağlamak istedim. Fatih 20-30'dan 5-6 yayın diyor. Bu dahi Allah bereket versin. Yani bu 5 6 da değil mi? Evet. Bütün kainatı üstadımız besmelerin ihata ettiğini ifade ediyor ve çok güzel dersler var. Şimdi burada Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile nereden iniyor? Ta arş azamdan. Semere-i kainat ve alemin nüshay musagarası olan Semere-i kainat kainatın meyvesi. Değil mi? Yani kainat bir nurani ağaçtır. Çok meyve vermiştir. Şu kainatın bir meyvesi yıldızlardır. Güneşlerdir, gezegenlerdir, ay gibi uydulardır mesela. Bir meyvesi yağmurdardır, kar gibi, tipi gibi, dolu gibi, güzel nimetlerdir. Başka meyveleri hayvanlardır, bitkilerdir, her birine ayrı bir meyvedir. Ama bir meyve var ki, ne diyorsanız bu da, semere-i kainat ve alemin nüsay karası. Yani alemi küçülsen insan olur. Başka yerlerde çok yerlerde anlatıyor. 30. lemada kayyum bahsinde özellikle daha çok geç geliyor, geç geçiyor. Kainattaki elementler aynısı insanda var. Lehi mahfuz var, insanda hafıza var. Alem misal var, insanda kuvve-i hayaliye var mesela. Ondan sonra kainatta diyelimse mahlukatın e, muhabbetleri var, insanda ona karşılık verecek kalp var mesela. Değil mi? Alem yerbaha var, insanda ruh var mesela. Kainatta melaikeler var, insanda da güzel duygular var şeytanlar var. insanda da bu manada şeytani hisler, nefsi emari gibi şeyler var. Bu baktığımız vakit kainatı küçürsen insan olur. İnsanı büyütsen kainat olur. Kainatın meyvesi ve alemin yine bütün kainatın küçük bir nüshası, küçültülmüş bir nüshası olan, nüshay müsağarası olan insana ucu dayanıyor. Ha, demek ki Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın en yüksek burçlarından daha da ileri git. Arştan İniyor kürsüye. Kürsüden kevne. Kevnden de gele gele ta bizim samanyolu galaksisine. Samanyolu galaksinden güneş sistemine. Ondan da dünyaya. Dünyadan da insana kadar ne yapıyor? İniyor. Ferşi arşa bağlar. Ferş en düşük mertebe. Arş en yüksek mertebe. Ferşte kim var? İnsan var. Arşta kim var? Cenab-ı Hakk'ın orada saltanatı var. Er-Rahman alal arşistabâ. Rahman arşa oturdu. Kainatın idare ve komut merkezi orası. Oradan buraya kadar. Ne oldu? Ferş arşa bağlandı. Ne ile? Bismillahirrahmanirrahim ile. İnsani arşa çıkma bir yol olur. Şimdi bu ferşi arşa bağlar meselesini izah edelim. Ondan sonra bu insani arşa çıkma bir yoludur olur meselesine geçelim. Şimdi üstadımız diyor ki Bismillahirrahmanirrahim'de 3 ismi ilahi var. Esma-i İlahi var, Esma-i Hüsna var. Allah bütün kainata bakar. Cenab-ı Hak'ın bütün isim ve sıfatları zarf olarak Allah lafzayı celalinde toplanmıştır. Allah dedin mi bütün sıfatlar, bütün isimler orada anlatılıyor aslında. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illa rahman dedin mi bu manayı tam ifade etmez. La ilahe illa kadir dedin mi ne ifade etmez. Ama Allah hem Rahman, hem Kadir, hem yüz bin bir esma ilahiye, hem bütün sıfat-ı kutsi ilahiye, hem bütün şuunat-ı ilahiye, bütün bunları içine alan nurani bir zarf olduğu için Eşhedü en la ilahe illallah dedin mi? Ben şehad derim ki Allah'tan başka ilah yok. Buradaki Allah bütün şeyleri almış isimleri. Şimdi Üstadımız diyor ki Bismillah'ta Allah lafz celali var. Bütün kainat hepsi onun içerisinde adeta metfun değil mi? O ifade içerisinde. İniyoruz bir tane daha. Rahman. Bu da dünyaya bakar diyor. küre arıza yani. Burada da bütün hayvanların, bitkilerin, insanların beslenmesi, dünyevi olarak onların rızık namına, ihtiyaç duydukları arızalar namına ne ihtiyaç varsa Rahman onu karşılıyor. İniyoruz biraz daha. Rahim. İnsana ve özellikle ahiretteki mükafatlarına ve cennete bakar. Şimdi ne oldu burada? Bak. Kainatın en yüksek tepesinden Başla, Bismillah, orada bütün kağıda bakıyor. İn biraz daha Rahman, küre-i arza. İn biraz daha Rahim, insana bakması. Ya, müthiş bir tespit. Cenab-ı Hak anlayabilmesi, bilmeyi nasip etsin. Ha. Kainat, yeryüzü ve insan bu sıralamada çok muazzam bir şekilde, güzel bir şekilde dizilmiş. Şimdi insani aş ne demek? Şimdi biz ne yapıyoruz? Ve tubelliğuna biha aksal gayat diyoruz değil mi? Ya bizi aksatül gaya olan en yüksek mertebeye ulaştır. Evet. Rahmetli Sungur abi üstada sormuşlar bunu. Hı. Demişler ki üstadım yani ve tubelliğuna biha aksal gayat, Ya Rabbi en yüksek mertebeye ulaştır. Sanki karşılıksız bir dua gibi. Neticesiz bir dua gibi. Niye? Hı. Çünkü zaten o makamın sahibi belli. En yüksek makam belli bir kişidir. Makamı Mahmud'dur. da sahibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. E ben de dua ediyorum ki beni o makama çıkar. Üstadımız çok güzel bir cevap vermiş. Demiş ki buradan maksat o değil. Her insanın bir aksatül gayası var. Aksatül gaya. Ne demek? Ulaşabileceği en yüksek makam var. Misal diyorum. Basit bir araba var. Onun yapabileceği nihai hız misal diyorum 70'tir mesela. Başka bir araba var, nihai hızı 90'dır mesela. Başka bir araba nihai hızı 110'dur mesela. 130'dur başka birisinin. Ama bir araba var ki 400 yapar. Bir araba var ki farzı muhal, 600 yapar kilometre saatte. İşte beni en yüksek hıza çıkar derken o 70 kilometre azami hızla gidebilecek araba yani ben 70 kilometrelik hızla gidebileceğim bir imkan bir ortam bana nasip et diye dua ediyor yani. İbreyi göreyim yani. İbreyi göreyim. Evet. Nihai ibreyi Oldu mu? Evet. Aa, şimdi burada biz dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi gaya ulaştır. En yüksek makama ulaştır. Yani benim gibi bir insana senin rahmetinle, hikmetinle biçtiğin, bu zat en yüksek bu seviyeye çıkabilir. Kablet ve istadı buna müsaade eder dediğin o şey neyse, o makam o mertebe neyse beni oraya ulaştır. İşte burada sanki bunu görüyoruz. İnsani arşa çıkma derken çok güzel. İnsan mahiyetinin en ileri yükselik yükseliş noktası. İnsan mahiyetinin en ileri yükseliş noktası. Ondan sonra insanlığın en ileri terakki noktası diye bu manada tarif edilmiş yani. Şu anda ben insan olarak nereye kadar ulaşabilirim? Benim arşım neresidir? Senin de arşın kendine göredir. Başkasının, arşı Başkasının da arşı kendine göredir. Başkasının da arşı kendine göredir. Bu normal müminler için söylüyorum. Bir de bununla beraber Bediüzzaman gibi, İmam Gazel Hazretleri gibi, İmam Azam Hazretleri gibi bunların da bir şey var. Onlar da aynı şekilde o duayı yapıyorlar. Onların da insani arşları var. Eğer yanlışta kullanırsa, gaflette kullanırsa güdük kalır. Eğer Bismillahirrahmanirrahim'in ipine sımsıkı sarılırsa, hakkıyla onu yaşarsa insani arşa çıkmaya bir yol